Türk Kızılayı. Getirdiğinizler huzurlarınıza Aslı Şapçı'yı davet ederiz efendim. Buyurun. Siz şiirde gelirsiniz. Buyurun. Ay diyarım neylemeli neylemeli, güzel yarın gönlünü eylemeli. Ay diyarım neylemeli neylemeli, güzel yarın gönlünü. Teşekkür ederiz. Hareketli bir giriş oldu, güzel oldu değil mi? Güzel oldu. Bugün enerjimiz de maşallah çok yüksek. İnşallah sizlerin de öyledir. Mutlu güzel bir gün olur mu da nese? Bizim bir seyircimiz var. Sevgili Erdal. Şu anda ekranı başında. Her gün tekerlekli sandalyesiyle şehir merkezine gidip mendil satarak yaşamını idame ettiriyormuş. Bize bunu göndermiş. Çok Erdal'cığım, teşekkür çok ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Beceremedim takmayı, hakkını helal et. Ama bu güzel müzik buradan geliyor. Çok güzel bir gün diliyoruz. Herkese inşallah bilinçlenmeye, güzelliklere imza atmaya sizlerle birlikte devam edeceğiz. Sen bir açılış yap, sonra çok şey anlatacağım. Çünkü ben dün buradan çıktıktan sonra bir yere gittim. Orada öğrendiğim çok fazla şey oldu. Onları paylaşmak tamam, istiyorum. Tamam, hepsini konuşalım o zaman. Bize de sizlerden çok fazla geri dönüş geliyor. Hiç vakit kaybetmeden bütün her şeye başlayalım istiyorum. Ben o yüzden sadece Facebook adresimizi hatırlatacağım. Bir de telefon numaralarımızı hatırlatacağım size. facebook.com/aybelkozmetikten bize ulaşacak. Telefon numaralarından arayarak canlı yayına bağlanmak isteyenler oluyormuş ekranın altındaki numaradan ya da soru sorayım canlı yayında cevaplayın diyenler oluyormuş ama o mümkün değil şu an ekranda yazan numara için. Sizler Facebook sayfamızdan bize ulaşırsanız eğer, çünkü oradaki adrese de biz orayı arayanlara öğleden sonra dönüyoruz, programdan sonra bugün dönüyoruz. Bugün yine güzel bir kampanyayla başla ama bugün içeriğini daha çok anlatacağız. Ne var bu Aybel'in içinde ki yine biz bu kadar arkasındayız. Çok sorular, hepsini ben size yöneltmek teker teker sizin bugün. Sorularınız varsa da dediğimiz gibi Facebook'tan bize ulaşın lütfen. Hemen canlı canlı cevaplayalım, olur mu? Tamam, ya da telefonda sormak istiyorlarsa, program sonrasında yanıt almam benim için yeterli diyorlarsa 212-945-48-48'den de bize ulaşma şansları var. Avrupa için de arkadaşlarım yine ekranın altına numarayı girdiler. 0049 892
212-90-10'da bize ulaşma şansınız da var. facebook.com/aybelkozmetik'ten de bütün sorularınızı, önerilerinizi, isteklerinizi de bekliyoruz bugün. Evet, güzel türkülerimiz olacak. Şiirler okuyacağız. Sevgili Mehmet Çetin'e hürmetlerimi iletiyorum. Düğünlerine gidemedim annem rahatsız olduğu için o dönemde, ama bugün onun Azade Hanım diye çok güzel bir şiiri var. Onu okumaya çalışacağım. İstek şiirleriniz de olursa onları da lütfen şarkılar bize Facebook'tan, şarkılar, türküler, ilahiler olursa da lütfen onu bildirin. Bugün ne veriyorsun? Ne veriyoruz? Hemen başlayalım mı o tarafa gidip? Sen istiyorsan anlat. Ardından tamam. Da hemen yine bir kota, hani bence sayı söyleme, eser başına olsun. Nasıl olsun? Şiirin olur, şiir yani, istiyorlar ya çünkü çok. Çünkü şiirle beraber hani türkünün ortalama 3-4 dakika zamanı oluyor nasıl olsa. Verdiklerin hep o şarkı bitene kadar olsun. Sonra siz de bizi yönlendirin, olur mu? Tamam, ne benim istiyorlarsa onu da yapmaya çalışalım. Benim ihtiyacım var, temizleme jeline ihtiyacım var değil. Eğer yaşınızı göstermek istemiyorsanız, gençken yaşlı görünmek istemiyorsanız, bakımlı olmak istiyorsunuz ki çünkü suratımız bizim biliyorsunuz vücudumuzun vitrini. Cildimiz eğer güzel görünürse, suratımız güzel görünürse biz kendimizi iyi hissediyoruz. Öyle aynaya baktığımızda barışık olmak zorundayız. Tabii. Kendimizle. Yani biz öyle de olmak destek, var. Destek sağlıyoruz. Öyle de olmak var Allah'ın izniyle. Peki buyurun, o zaman kampanyaya başlamadan bir şey soracağım. Bize gelen en çok gelen soru şu anda. Hı. Kozmetiğin helali olur mu? Evet, 3 gündür anlatıyoruz burada ama hala soranlar var. Kozmetiğin son dakikalarda yakalayanlar var. Kozmetiğin helali olur mu? İkbal her şeyin helali var. Sakızın da helali var. Susamın da helali var. Bu ben dün aldım. Acı biberin de helali var. Dondurmanın da helali var. Kozmetiğin de helali var. Efendim inşallah ilerleyen zamanlarda bizimle beraber renkli kozmetiğin de helali olacak. O temizliğin zaman tam de olacak, olacak yine ilerleyen günlerde. Ev temizliği, dişlerinizi nasıl fırçalayacaksınız? Hepsinin helali var ama helal sertifikası birinci hedefimiz bizim. İkinci hedefimiz de gerçekten istediğim sonucu alıyor muyum? Yüksek kaliteli yapılmış mı? Etkili mi? Kalite o da bizim ikinci. Zaten biz Aybel olarak bunun %100 garantisini size veriyoruz. O konuda hiçbir kuşkunuz olmasın. Ben hazırlığa gidiyorum. Tamam, hazırlığa bırakmıyorum. Farkında mısınız? Peki. Bir soru daha var. Şunu haydi soruyorlar. Sor. Tamam, gıdada dikkat ettik. Evet, helal diye hep bakıyorduk. İşte domuzdan elde edilen şeyleri yemiyorduk. Aldıklarımızın hem son kullanma tarihlerine bakıyorduk hem içindekilere bakıyorduk ama kozmetikte de bu gerekli mi diye bir daha soruyorlar. Kesinlikle. Tamam, helal diye de inandık. Evet, mutlaka helaline bakıyoruz ama gıdanın bakıyoruz, kozmetikine niye bakalım? Keşke ben yani gösterme şansım olsa ama başka bir firmanın reklamını yapmış olacağım. Kurabiye aldım dün. Helal kurabiye aldım. Şimdi şaşıracaksınız. Helal kurabiye mi olur? Oluyor. Hazır kurabiyeler, tuzlu çubuklar bilmem neler var. Dün ben gittim sevgili Hüseyin kardeşimizin marketine. Fatih de açmış, o da daha yeni. Resmi açılışı yapılmamış. Ondan sonra gittim oradan diş macunumu, ayçiçek yağımı, zeytinyağımı varıncaya kadar deterjanlarım bitmişti. Çünkü bizimkilerin henüz böyle hani satışa sunulmadığı için. Oradan kullandığım markaları aldım, her şeyi hazırladım. Dediler ki İkbal Hanım, çok ilginç, bunu sen de ilk defa duyacaksın. Rekabet kurulu var ya Türkiye'de. Aha. Rekabet kurulu helal sertifikası alan firmaların ürünlerin üstüne daha önceden helal damgasının vurulmasını yasaklamış. Ne? Neden? Çünkü rafta 2-3 üründe helal olup diğerlerinde olmayınca bu helal onların hepsi haram gibi olacak. Haram gibi olacak. O yüzden onu yasaklamış ama şimdi artık serbest. Herkes ürününün üstüne, kutusuna, tüpüne bunu yapabiliyor. Size çok rahatlıkla. Size geleceklerin de kutularında yazıyor olacak. Size geleceklerin aynı zamanda hani ilk üretim olduğu aha için bizim helal sertifikamız da fotokopi halinde çoğaltıldı. O da gelecek. Ve internet sitenizde giderseniz, Facebook'a giderseniz zaten var. Onları görebileceksiniz. Üzerinde helal sertifikası koymaya da biliyor bazıları aldığı halde. Onun için yapacağımız şey ne? Dünyahelalbirliği.org ve gimdes.org'a girip hangi ürünlerin helal sertifikası varmış bakacağız. Ha, şu demek değildir ki helal sertifikası olmayan her firmanın ürünü haram. Bizim burada bir aslında sosyal uyanış çalışması yaptığımızı düşünün. Her firma kendine çeki düzen versin. Bakalım gerçekten ben %100 helal üretiyor muymuşum diye kendi kendilerini kontrol etsinler. Hem de biz istediğimizi yaptıralım. Hatırlıyor musunuz? Filistin'de ilk İsrail böyle savaş açtığında biz İsrail ürünlerini boykot etmiştik. Hatırlıyor herkes. Ben de Facebook sayfamda eskiden Twitter kullanırken kampanyalara katıldım. Dün gittiğimde çok şaşırdım. Firmanın sahibinin Müslüman olmadığını bildiğimiz bir yağ firması gitmiş helal sertifikası almış. Görüyor musunuz? Yani yine buradan da para kazanan Müslüman olsun istiyorum. Bizim helal sertifikalarımızı da ben getiriyorum. Türkiye'li olsun istiyorum. Onu da öncelikle görmek isteyenler olmuş. Yoksa hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Yahudilerle ticaret yapmış. Bu yasak değil, haram değil. Ama ve lakin tabii öncelik neden ülkemizin bizden olan insanların para kazanmaması olsun? Tamam, bu kadar helal sertifikasından bahsettik ya. Ben de burada helal sertifikalarımızı göstereyim hemen size. Biz hem Dünya Helal Birliği'nden aldık bu helal sertifikalarını. Hem de Gimdes'ten aldık. Ben şöyle ikisini de yan yana koyayım.
Bir de şunu söyleyelim. Bu sertifikalar Aybel'in X firmasının bütün ürünlerinin helal olacağı anlamına gelmiyor. Gelmiyor, Aybel de sürekli kontrol altında. Şunu üretti ya, parti başına veriyor bu şeyi, helal sertifikasını. Her ürüne ayrı veriyor. Mesela dün gördüm bir çikolata firması. Aa dedim, bu helal sertifikası aldı mı? Sadece 3 ürünü aldı dedi adam. Ben de o 3 ürününü kullanıyorum sadece. Burada yazıyor zaten aslında buna helal sertifikası. Bizim şu anda bütün ürünlerimizde var, kuruluşlar çok dikkat olsun. Ediyorlar. Şurada 4 ürünümüz var, tamamının da helal merak sertifikası ettiniz, var. Merak ettiniz değil mi şimdi hangi çikolata diye? Burada siz yazıyor. Çikolata yiyorsunuz. Onu söyleriz. O zaman başlayayım mı ben buradan? Yo, Gindes'e girsinler. Gindes.org'a. Helal, Dünya Helal Birliği.org'a girsinler. Hangi firmaların helal çok sertifikası aldığını görsünler. Çok yakında bizim kozmetik dışında da helal sertifikalı sistemlerimiz, ürünlerimiz bu ekranlarda sizlerle buluşuyor olacak. O yüzden kozmetiğe belki ilerleyen günlerde çok fazla vakit ayıramayabiliriz ya da bu kadar uygun fiyatlara gönderemeyebiliriz. Evet. O yüzden bugün benim gerçekten bunlara ihtiyacım var diyenler için çok doğru bir gün olacak. Sizler televizyonunuzun sesini birazcık daha açacaksınız. Kampanyaları kaçırmamaya da özen gösterin. Şimdi ben burayı hemen toparlayıp rica edeceğim size göstermelerini. Bu kampanyamızda size neler geliyor? Yakından da verecekler. Bu aslında bizim iki gündür yaptığımız 99 liraya evinize gönderdiğimiz bir set ve en çok talep gören kampanyamız şu anda bu. Tamamını almak istiyorsunuz. Aslında bu hakikaten çok bilinçli bir tüketici hareketi. Çünkü kozmetikte bir tek krem aldığınızda cildinizin temiz olması gerekiyor. Farklı bir şeyle, helal olmayan bir şeyle cildinizi temizlemenizi istemiyoruz. Ya da evet kremi bizden aldınız ama gözünüzün etrafında da deformasyonlar var. Onlara da başka bir marka kullanırsanız ve helalliğinden emin değilseniz o noktada da problem var. O yüzden aslında Aybel için şu anda en doğru olanı tamamını set olarak evinize göndermek. Hem mineralli su var, hem temizleme jeli var, hem kırışıklık kremimiz var, hem de göz kremimiz var. Üstelik mineralli sudan 2 tane var bu setin içerisinde. Toplamda 5 parça evinize kadar geliyor. 99 lira ödüyorsunuz. Bir 6 dakikalık kotamız olacak. Şimdi ben rica edeceğim yönetmenime ekranın altına yazabilirsek eğer. 6 dakikalık bir kotayla 99 liraya 5 parçayı evinize kadar gönderiyoruz. Orijinal fiyatını da yine birazdan ekrana vereceklerdir. Bize ulaşacağınız telefon numaralarını ben size hatırlatmak istiyorum. Türkiye'den bu anı bizlerle paylaşıyorsanız ya da Azerbaycan'dan, Irak'tan, İran'dan bizi izliyor olabilirsiniz. 0212 945 48 48 0212 945 48 48'den bize ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok merak edilen bir soruyu hiç ben söylemeden cevaplamış oldu rejideki arkadaşlarım. Bizim üretim tesisimizi, fabrikamızı çok merak ediyorsunuz. Onu da hani detaylı olarak seslendirmesiyle evet. Olur mu? İlerleyen sen kampanyanı bitirdikten sonra, şiirden sonra A'dan Z'ye her şeyi anlattıralım. HEPA tamam. Filtrelerini anlatalım. Her şeyi nasıl tek tek zaten sesli hali de var. Onu ekrana VTR olarak birazdan paylaşırız zaten. Yukarıya da ben dakikayı yazmanızı rica edeceğim yönetmenim. Geliyormuş, başladı. 6 dakika verdim ben. 6 dakikanız şu anda başladı. 99 liraya hem kırışıklıklarım, hem sarkmalarım, hem lekelerim var diyenler. Gözümün altındaki morluklardan, torbalardan rahatsız oluyorum, kırışıklıklardan şikayetçiyim diyenler. Rahatlıkla bu setten destek alma şansına sahipsiniz. Bir temizleme jeli, bir kırışıklık kremi, bir göz kremi, 2 tane de mineralli su 99 liraya evinize kadar geliyor. Numarayı son defa söyleyip hemen paslıyorum o tarafa. 0212 945 48 48 çağrı atıp kapatıyorsunuz. Son yazan yerde ekranın hemen sağ alt tarafında dakikayı görüyorsunuz. Geri sayıyor. O bittiği andan itibaren de bu kampanya bitmiş oluyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Başlayalım mı? Tabii, buyurunuz lütfen. Hikaye bir huzur evinde geçiyor. Beyefendi Azade Hanım'a aslında aşık. Ama mutlu son olacak mı, olmayacak mı? Gelin hep beraber görelim. İlk sizin çardakta açardı mor salkım leylaklar. Nasıl da kızardı Arnavut bahçıvanınız dal dal koparıp kaçtığımızda. Size gide utanmazlar, size gide aylaklar. Aynı sokağın çocuklarıymışız meğer. İki adım ötedeki evlerimizin bile karşı karşıyaymış camları. Nasıl unuturum? Nasıl unuturum? Sizin pencerenizde batardı güneş hep akşamları. Öğle sonraları dönerken denizden ağzımı gül çalardım arka bahçenizden. Bilir misiniz? Bilir misiniz? Bahçe duvarınızdan kaç kez düştüm. Hala dizlerimdedir izleri. Bir bildiği var ki kaderin. Demek karşılaştırmak istememiş birbirimizi. Öylece geçip gitmişiz karşı kaldırımlarından hayatın. Ne kadar da güzel gözleriniz varmış oysa. Hayret,
Nasıl da fark etmemişim. Bugünlere taşıdığınız o zarafetinizden hiçbir şeyi kaybetmemişsiniz. Gecikmiş bir kusurumun affı ricasıyla merhaba efendim. Merhaba. Merhaba Azade Hanım. Ben karşı komşunuz Salih. Sanki bir yazlık sinemanın bahçesinde seyrettiğimiz film kopmuş. Ne ses ne görüntü kalmış diyelim. Çoğu kesilmiş filmin son sahnesindeyiz şimdi ömrüm. Birdenbire esas olan yaşlanmış genç kadının saçları ak pak ve gramofonda o eski plak. Zehretme hayatı bana cananım. Elemlerle doldu benim her anım. Kederinle yanıp sönse de canım. İnan ki ah ben yine sana hayranım. Kaç kez geçmişizdir kim bilir yanından geçmişimizin. Ben de çoktan devirdi yaş 50'yi. Şimdi eski anılarda arar dururum teselliyi. Siz hiç konuşmaz mısınız? Hep böyle hüzün mü vardır çağlı yeşili gözlerinizde? Kaç çocuğunuz var? Arayıp sormazlar mı hiç? Benim bir oğlum var, uzak bir ülkede sefir. Pek değil, ayda yılda bir gelir. Kızım zaten hayırsız çıktı. Bir tiyatrocuyla evli, adam hem içkici. Gazetelerde görürüm ara sıra. O gece senin, bu gece benim. Ne olur, ne olur ötesini sormayınız lütfen. Bazı anılar var ki hiç atılmıyor yürekten. Şimdi sallanan bu iki iskemlede çekilen filmin belki de son sahnesine fon yaptılar bizi. Ağlamayınız, ağlamayınız ne olur lütfen. Zaten boğazıma düğümlenmiş hıçkırıklar. Hadi başla, motor sesi bekliyor. Hala açıyor mudur duvarlarınızdan sarkan mor leylaklarınız? Hiç çekti mi sizi de o eski sokağa ayaklarınız? Arnavut bahçıvanınızı hatırlar mısınız? Gül dağıtırdı gelen geçene gül mevsimi. Yaşıyor mudur acaba? Ha? Kim bilir? Ne olur, ne olur ağlamayınız. Manayı maksadım bu anıları size ağlatmak için anlatmadım. Müsaadeniz olursa eğer size bir ifşaatta bulunabilir miyim? Hani her hafta sizi ziyarete gelen o bey bir yakınınız mıdır? Şimdi de kıs gülmeyin lütfen Azade Hanım. Evet, ne yalan söyleyeyim, kıskandım. Gül getiriyor ya hani hep size. İnanın öyle değil. Evet doğru, beni kimse arayıp sormuyor. Lakin kıskanmamın sebebi bu değil. Güller getirmişti ya size. Diyelim ki gülleri kıskandım. Kaderin bir şeyleri tehir etmesindeki mukadderatın mucizesi mi diyelim, yoksa ki inanırım. Benimle evlenir misiniz Azade Hanım? Benimle evlenir misiniz? Paylaşmak istiyorum acınızı Azade Hanım. İki sallanan sandalyenin birinde oturup o günden beri Azade Hanım, boş kalan diğerini şefkatle sallarmış. Ve dudaklarında sadece bir cümle. Evet, evet kabul ediyorum Salih Efendi deste izdivacınızı. Hele Arnavut bahçıvan gül getirsin bu cumartesi. Hele getirsin bu cumartesi. Ama cevap, boş kalan sandalyenin sadece o gıcırtılı sesi. Thank you.
yaşantımın bir anlamı kalmadı. Sen gittin ya pencereme, bir gün güneş doğmadı. Sen gittin ya, senden sonra mutluluğum olmadı. Senle geçen günlerimin değerini bilmedim. Özledim teninin kokusunu, özledim, özledim sımsıcak nefesini, özledim, özledim sohbetini, o sesini, özledim, gelmedin göz bebeğim, can yoldaşım gelmedin. Özledim teninin kokusunu, özledim, özledim sımsıcak nefesini, özledim, özledim sohbetini, o sesini, özledim, gelmedim göz bebeğim, can yoldaşım gelmedi. Ağzınıza sağlık arkadaşlar. Ay, devam etsin şöyle alttan alttan ama süre bitti. Süre bitti. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İkinize de çok teşekkür ediyoruz hepinize. Arkadaşlara ne, teşekkür ediyoruz. Ne aşklar var değil mi? Ne aşklar var, ne temiz oğlum, aşklar. Ne temiz aşklar. Değil mi? Ah, ne kadar kibar hanımefendiler, ne kadar, kadar kibar beyefendiler var. Ah. Neyse. İyi ki var. Onların yüzü hürmetine dönüyor şu dünya. Hani herkes böyle şiddete, kabalığa, öfke kontrolüne hakim olamasa dünya ne olacak? Ne olacak? Nasıl hadi toplayacağız? Bakalım. İyi güzel söylediniz. Topla. Siz de ne olur dem bu demi hazırlayın arkadaşlar, olur mu? Olur mu? Evet. Tamam peki. Vallahi nasıl toplayacağız bilmiyorum. Gittim yani ben, uçtum, geçmiş olsun. Peki. O zaman Facebook'tan şöyle, gelen şeyleri okuyalım. Facebook'tan gelen soruları da okuyalım ama kampanyamızın dakikaları bitti ya. Ona biz birazcık daha uzatalım. Bir 5 dakika daha verelim. Öyle gelen mi? Çok fazla soru var. Onları da cevaplamış olalım. Ne veriyordun şimdi? 5 dakika daha. Yine o rica edelim. Evet, ekrana vermesini yönetmenimizin nelerin geleceğini. Birazdan da fabrika görüntüleri merak edenler olmuş. Onları o zaman, ekrana vereceğiz biz. Ha, o zaman fabrika görüntülerini şiirden önce yapalım. Olur tamam, mu? Tabii, çünkü tabii, bir görsünler yapalım. İyice. Tamam, fabrika görüntülerini şiirden önce yapalım. Bir de içeriklerini ama ekranda anlatalım. Evet, gördüğünüz setle alakalı çok fazla soru soruyorsunuz bize. Buradan başlayalım. Ben de size sorayım mı onları? Sizin olur. Ağzınızdan duymuş tabii olsunlar. Tabii. Şimdi en başta bir temizleme jeli görüyorlar. Bu nedir? O temizleme, sadece bir temizleme jeli, jeli saf midir? Zeytinyağından yapılmış çok özel bir formül. Aslında iki amaçla kullanılıyor sevgili hanımlar ve beyefendiler ve çocuklar. Çünkü bu bebeklere de, hamile annelerin göbeklerinde, bacaklarını da çok rahatlıkla kullanabilecekleri bir ürün. İlk defa seyredenler için nasıl oluyor bu diyebilirsiniz. Şöyle ki zeytinyağı hem temizleme özelliğine sahip hem de içindeki omega 6 ve diğer birçok mineralle, vitaminle cildi tazeleme, yenileme, böyle dirileştirme özelliğine sahip. Biz onu kuru cildimize uygularsak eğer, diyelim ki makyaj yaptınız veya hiç makyaj yapmadınız. Makyaj yapmadığınız zaman da cildiniz kirleniyor. Bunu artık herhalde biliyoruz değil mi? Yıllardır hep ben kendi televizyon programlarımda, burada da gelen konuklarla, uzmanlarla da hep konuştum. Kuru cildinize elinize alın, güzelce masaj yapın, yedirin. Birazcık sonra belki misafirimizle de bir uygulama yapabiliriz. İzin verecek mi Ayşegül Hanım? Olur dedi. Tamam, bir set de sana hediye ederiz. Hem kullanmış olursun, olur mu Ayşegül'cüğüm? Güzelce ellerimizle böyle yediriyoruz. Ondan sonra da avucumuza bir böyle bir miktar su alıp suratımıza serpiştiğimizde bu jel suratımıza sürdüğümüzde yağ haline geliyor ama suya temas ettiğinde süt haline geliyor ve derhal akıyor. Eğer siz bunu banyoya girerken ilk yüzünüze sürer, hani cildiniz kuruyken yaparsanız, yumuşacık da bir lifiniz varsa evinizde, yıkarken hafif lifle masaj yaparak cildinizi arındırırsanız çok daha güzel oluyor. İçindeki zeytinyağı cildiniz temizlendikten sonra cildinizin kurumasına da mani olmuş oluyor. Çok tatlı, kaygan, güzel bir cilde sahip oluyorsunuz. Ardından vaktiniz varsa, ki bence bunun için vakit ayırın, hemen yanında bir mineralli su göreceksiniz. Mineraller, yanında arkadaşlarım gösterecek, mavi olan mineralli su. Mineralli suyun içinde binlerce gerçekten mineral var. Türkiye'nin mineral anlamındaki en zengin içmeler suyunun bu tüpün içinde olduğunu dik tutun ki hepsi foş diye dökülmesin. Avucunuza sürüp yüzünüze böyle şu şekilde pres yapacaksınız. Hallerle beslenmiş bir cildiniz var. Bunu lütfen hamileyseniz de kullanın. Teyzeciler eklemlerine de sürsün bu suyu. Bu olmamış. Allahu Teala, biliyorsunuz kaplıcalara gidiyoruz. Oraya birçok şifa ayağınıza getirmiş olduk.
Bunun için çıtı için dizlerinize de görsünüz. Yüksek oran dilimizin birleşmesini ve özellikle de olan maddelerin içindeki bir A ve birçok vitaminin vücudumuzdaki ihtiyaç olmazsa istediğiniz en güzel vitaminleri iç. Maalesef onlar istediğimiz yer mineralleri. Minerali sürdük. Üstüne de kremim gerek yok. Çünkü göz çevresi için yine aynı yosu yap. Bir kremimiz daha var. Arkasındayız ve şükürler olsun. Yani 2-2,5 kullanmam. Hani çok merak ediyordum. Çünkü içindeki birçok cilde faydalı diye zannettiğimiz içine konulan kimyasalların sorun